Ya Allah. Selamun aleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Geciktim, hakkınızı helal edin. İçeride bizim poştiniz İsmail kardeşin oğlu Semazen Ahmet'in hizmet grubundaki demirci Yakup kardeşin kızıyla nikahı vardı. O yüzden geciktik, hakkınızı helal edin inşallah. Namazda sehiv secdesi yapmayı unuttuğumuzda namazdaki hatamızı başka türlü nasıl telafi edebiliriz? Selam verdikten sonra sehiv secdesi yapabilir miyiz? Evet. Selam verdikten sonra hiç hemen aklınıza gelir gelmez sehiv secdesi yapabilirsiniz. Hissetmek duygusu akılla mı, kalple mi, manaya mı aittir? İnsanın hissederek yaşamaya çalışması nefsi bir davranış mıdır? Örneğin Allah'ı hissetmesi, düşünmesi, üstadını düşünmesi, bunlar arkasındaymış gibi hissetmesi, düşünmesi ve buna göre hareket etmesi. Hislerin normalde bir duyu organlarıyla bağlantılı olanı vardır. Görmek, duymak, dokunmak, tatmak, koklamak gibi. Bunlar duyu organlarıyladır. Duyu organlarıyla olunca bu da bir noktada, bir veçeden hissetmektir. Hissin bir de manası vardır. Hani Hazreti Mevlana Celaleddin Hazretleri, sen bu aleme açılan gözünü kapatmadıkça öbür aleme gözün açılmaz der. Bu da normalde o kimsenin mana alemine açılan hissidir. Bu mana alemine açılan o manevi duygular da çalışmaya başlayınca o kimsenin manevi olarak hissiyatı açılır. Diğer akılla alakalıdır ki Allah muhafaza eylesin. O normalde duyu organlarıyla alakalı. O yüzden hissetmenin bir ilerisi vardır. Aslında o keştir, kalbe gelen ilhamdır. Ama bu noktada insanlar kendilerince bu hisleri kendi dairesince uygun mudur? Evet. Zaman içerisinde bunlar kemale erip yerli yerine oturtulur. Çocuk yetiştirmekte iyi ahlakın önemi ve bunun için yapılması gerekenler nelerdir? Çocuk önce anne karnından yetişmeye başlar. Anne karnından yetişmeye başlaması annenin kendisini güzel ahlakla ahlaklandırmasıdır. Babanın kendisini güzel ahlakla ahlaklandırmasıdır. Bir sefer normalde aileler kendilerini güzel ahlakın üzerine oturtacaklar. Bu birinci derecede haramlardan uzak durmaktır. Evde haram davranışlar, haram konuşmalar, haram olan bütün her şey zapt-ı rapt altına alınacak, yapılmayacak, işlenmeyecek. Normalde evin içerisinde haram işleniyorsa anne karnından itibaren o çocuk harama alışaraktan büyüyor. Çocuk doğdu. Hadis-i şerifte diyor ki önce hayırlı isim konması. Çocuk büyüyor. Ailenin içerisinde Kur'an ve sünnet ahlakı hakim olacak. Çocuğun yanında küfretmek, çocuğun yanında kavga etmek, çocuğun yanında böyle Kur'an ve sünnet edep ve adabına aykırı davranışlarda bulunmak, sözler söylemek, bunlar çocukların yanında yapılacak olan şeyler değil. Aileler çocukların yanında tartışmayacaklar, kavga etmeyecekler. Birbirlerine Kur'an ve sünnetin dışında edebe mugayir sözler söylemeyecekler. Bu ses neden düzgün çıkmıyor? Böyle bir tuhaflık var. Normalde aileler bunlara dikkat edecekler. Çocuk normalde belli bir yaşa gelmeye başlayınca çocuğu ayrıyetten de Kur'an ve sünneti, dinini öğreteceğiz ona. Biz onun normalde 7-8 yaşından sonra yavaş yavaş
Bazıları daha erken yapıyorlar. Eyvallah, söyleyecek lafım yok. Ama çocuk da çocukluğunu yaşamalı. Yani çocuğu baştan böyle sık boğaz edip çocuğu dinden soğutmak, namazdan soğutmak, oruçtan soğutmak. Çocuk daha çocukluğunu yapacağı zaman onu böyle dini ibadetleri yapması için baskı oluşturmak. Çocuğu soğutabilir ileride. O yüzden yavaş yavaş, tedrici tedrici. Çocuk dini eğitimi de almalı. Ve o çocuk dini eğitimi alaraktan ondan sonra hayata yavaş yavaş atılmalı. Biz ne yazık ki de küçücük çocukları yüzmeye götürüyoruz, baleye götürüyoruz, İngilizceye götürüyoruz, her şeye götürüyoruz. Ama çocukları dini eğitim alması için uğraşmıyoruz. Uğraşacak olan değişik cemaat, vakıf okulları var. Onlar da para ütümenin peşine düşmüşler. Yani çocuğu götürüyorsunuz, onlara teslim ediyorsunuz, para ütmeye çalışıyor. O bakıyor, o ailenin parasını nasıl alırım diye. Ne yazık ki bu konuda çok böyle benim baktığım, gördüğüm, araştırdıklarımda ciddi bir çalışma yok. Çocuklara ciddi bir dini eğitim vermiyorlar. Bir şey paraya dökmüşler. Yani o ailenin parasını nasıl alalım, ona bakıyorlar. İşte yaz kursu ne kadar? 2000 lira. İşte ne eğitimi vereceksiniz? Kur'an-ı Kerim eğitimi vereceğiz, şunu vereceğiz, bunu vereceğiz. Bakıyorsun çocukta hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. İşi para kazanmaya çevirmişler. İşin en acı tarafı bu. E camiye gidiyorlar, camide de bir şey öğrenemiyorlar. Bu konuda da Diyanet yetersiz. Veyahut da Diyanet'in hocaları bu noktada hocasına denk geleceğim, bulacaksın, çalışacak, koşturacak, öyle bir hizmet edecek, kendince kendisine bunu kendince kendisine görev addedecek bir kimse lazım. E onlar da yok. E çocuklardan bahsedince dünya üzerinde çocuk bayramı bir tek Türkiye'de var. 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Dünyada ikinci bir örneği yok. O yüzden çocukların da 23 Nisan'ı, Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu noktada kutlu olsun. E tabi işin en başında da egemenlik var. E tabi dünya üzerindeki devletlerin egemenlikleri tartışılır da ama yine de hiç olmazsa bir egemenliğimiz var. Bir bayrağımız dalgalanıyor. Böyle bir kendi topraklarımızda yaşamaya gayret ediyoruz. Tabi egemenlik meselesine girince baya iş büyür. Sohbet olarak da ben dünya üzerinde hiçbir ülkenin egemen olmadığına inananlardanım. Kendi bayrakları olsa dahi, kendi orduları olsa dahi. Egemenlik biraz şey, göreceli bir şey, öyle diyeyim. Benim nazarımda dünya üzerinde egemenliğini eline almış devlet olarak hiçbir devlet yok. Buna Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya dahil. Ben dünya üzerindeki egemenliğin deccaliyetin üzerinde olduğunu, dünya üzerindeki egemenliğin Lat, Uzza, Menat'ın üzerinde olduğunu, Lat, Uzza, Menat üçlü bu ilahelerin egemen olduğunu, bu üçlü ilahenin yeryüzünde temsilcileri olduğunu, o yeryüzündeki temsilcilerinin yeryüzünde şu anda egemen olduğunu, o yüzden bu egemenliğin yeniden bir felsefi olarak açılması gerektiğini, nereye kadar hürriyete sahibiz, hürüz, nereye kadar egemenliğimiz var, yeniden bunun tartışılması gerektiğini inananlardanım. Bu, evet, Türkiye normalde bu dünya devletlerinin içerisinde bir devlet ama egemenliği ne kadar bu tartışılır. Amerikan devletinin egemenliği ne kadarsa tartışılırsa bu da tartışılır. Veya bir Alman devletinin egemenliği tartışıldığı kadar bir Japonya, Çin devletinin de
egemenliği tartışılacağı kadar bütün dünya devletlerinin egemenlikleri tartışılabilir. Nereye kadar egemenler, nereye kadar hürler ve gerçekten bu egemen devletler mi devletlerini yönetiyor? Yoksa yöneten uluslararası bir güç var, onlar mı yönetiyor? Bu farklı bir şey. Allah bizi affetsin. O yüzden çocukların bu noktada eğitimleri küçüklükten itibaren başlayacak. Önce anne baba kendisini eğitecek. Bir baba evde küfrediyorsa, bir baba evde anneye hakaret ediyorsa, bir anne evde babaya hakaret ediyorsa, küfrediyorsa, bir baba çocuğa küfrediyorsa, bir anne çocuğuna lanet okuyorsa, kaba sözler kullanıyorsa, o çocuğu o evde eğitemezsiniz. Önce o evdeki anne babanın eğitilmesi lazım. O evde önce anne baba eğitilecek. Çocuktan önce anne baba kendisini eğitecek. Anne baba evden gittikten sonra babasının arkasından dedikodu ediyorsa, anne baba evden gittikten sonra babaannenin, halanın, amcanın dedikodusunu yapıyorsa, baba fırsat bulduğunda kayınvalidesinin, dayı, işte çocuğunun dayısının, teyzesinin, akrabalarının dedikodusunu evde yapıyorsa, önce anne baba kendini düzeltecek. Önce anne baba kendini düzeltecek. O çocuğa hiçbir şey veremez. Çocuk alır çünkü. Çocuklarınızın önünde, çocuklarınızın önünde kavgacı bir anne baba profili koymayın. 3 yaşındaki, 5 yaşındaki, 6 yaşındaki, 8 yaşındaki, 10 yaşındaki, 15 yaşında, 20 yaşındaki bir çocuğun gözünün önüne anne babası geldiğinde birbirlerine en ağır hakaretler yapan, birbirlerine en ağır sözleri söyleyen protipler kalmasın çocuklarınızın gözünün önünde. Buna dikkat edin. Çocuk anne babasını hatırladığından itibaren hep güzel protiplerde hatırlasın. Bir şey mi konuşsanız, çocuklar uyuduktan sonra konuşun. Bir şeyi tartışacaksınız. Bir evde tartışma olmayacak diye bir kaide yok. Böyle bir şey yok. Tartışılır. O zaman çocuklar yattıktan sonra, çocuklar sesinizi duymasın. Ondan sonra oturun konuşun. Ondan sonra oturun tartışın. Bir daha oturun konuşun. Olmadı, yarına bir daha konuşun. Biz enteresan aile tipleri var bizde. Bir meseleyi bir gecede bitiremiyorlar. Yani ayet hadise uysalar bitecek. E dervişler bile ayet hadise uymuyor ki. Değil başkaları uyusun. Allah bizi affetsin. Kadın ve erkek çalıştığında erkeğin eşine bazı şeylerde yardımcı olması gerekir mi? Bunun ölçüsü, sevabı nedir? Ya erkekler hiçbir zaman mutfaktan dışarı çıkmamalı. İsmail en fazla sen güldün vallahi bak. Hanım burada mı? Dinlemiyor değil mi şeyden de? Ne o internetten dinlemiyor değil mi? O zaman ne o yüzden rahat gülüyorsun sen? En iyi derviş, en iyi kılıbık olan derviş. "29 Nisan Cuma akşamı saat 8.30'da Gemlik Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan Kutlu Doğum programı için Bursa Heykel Tayyare Kültür önünden akşam 7.30'da ücretsiz araç kaldırılacaktır." Evet, adım adım mı gideceğiz? Kaç sayfa? 9 sayfa. Rahatlayın. Her zamanki gibi kendinizi böyle şey yapın. Yukarıdan aşağıdan işi olan varsa işlerine gidebilirler.
araba bulamayacak olanlar kendilerince saati geldiğinde gidebilirler. Öyle. Mikrokozmos gibi makrokozmos da Allah'ın suretidir. Mikrokozmos küçük alem. Makrokozmos da büyük alem. Bunu normalde mikrokozmos, makrokozmos diye genelde bunu neydi o İzutsu kullanıyor değil mi? İzutsu böyle kullanıyor. Bunun normalde sufiler kendi dillerinde küçük alem, büyük alem, alemi sagir, alemi kebir olarak, hatta biraz daha eski kitaplara bakarsanız bunu okurken alemi sagir, alemi kebir, alemi sagir küçük alem, alemi kebir büyük alem. Alemi sagir insanı küçük alem, insanı kamili küçük alem. Normal komple yaratılmış olan alemleri de alemi kebir büyük alem olarak sufiler nitelendirirler. Bu bende tersinedir. Ben insanı kamili alemi kebir büyük alem. Normal alemi de alemi sagir küçük alem olarak nitelendiriyorum. Bu da benim nitelendirmem. Çünkü benim bunu da nitelendirmemin sebebi şu, hiçbir yere sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım der. O zaman gerçek kemale ermiş bir insan, bu manada alemi kebirdir, yani büyük alemdir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıyla tam teşekküllü tecelli ettiği yine insandır. Kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman o da insandır. Böyle olunca ben insanı bu manada alemi kebir olarak görüyorum. Evet, her iki alem de Allah'ın suretidir. Yani her iki de Allah'ın suretidir. Bunlar böyle ben kendi anladığımca tasnif etmemde bir sıkıntı yok. Allah'ın sureti bir, Allah bu manada bir şeye benzemez. Ama sıfatsal olarak tecelli ettiğinden dolayı her şey bu manada Allah'ın sureti olarak algılayabilir miyiz? Evet. Ama biz onu Allah mı? Hayır. Bir yandan Allah zahir ismi gereği kendini zahir ederken öte yandan batın ismi gereği kendini gizler. Cenab-ı Hak zuhurat açısından zahir ismi şerifiyle bütün sıfatlarının tecelliyatını döker. Ve bu bütün sıfatlarının tecelliyatını dökerken bu zahir ismi şerifidir. Bir yandan da batın ismi şerifi vardır ki bu direkt Cenab-ı Hakk'ın zatıyla alakalıdır. Allah kendi zatullahını batın ismi şerifiyle de ne yapar? Saklar, gizler. Kendi zatullahıyla alakalıdır bu. Bu sıfatlarıyla alakalı değildir. Bütün sıfatları zuhurat noktasında, tecelliyat noktasında zuhur eder, tecelli eder. Ve bütün alemi sagirde de, alemi kebirde de sıfatsal boyutta tecelli eden bütün hepsi de Cenab-ı Hak'tır. Ama Allah kendi zatullahını batin ismi şerifiyle saklamıştır. Allah'ın sonsuzluğundan dolayı tecelliler tekrarlanmaz. Bu normalde benim de inanışım odur. Allah hiçbir zaman sıfatsal boyutta hiçbir şekilde aynı şekilde tecelli etmez. Allah her sıfatsal tecelliyatı yenidir, cedittir. O hiçbir zaman bir önceki gibi tecelli etmez. Aynı şekilde tecelli etmez. Biz onu aynıymış gibi görürüz. Bu tembelliktendir. Bizim tembelliğimizdendir.
bizim bu meseleye aşina olamadığımızdandır. O her an, her an bir şan üzerinedir. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak her an, Allah her an bir şan üzerinedir der. O yüzden Cenab-ı Hak zahirsel boyutta bütün sıfatlarını tecelli ettirirken hiçbir zaman eskisini tecelli ettirmez. Her bir şeyin sureti her an içinde, her an içinde diğer sıfatları hariç tutarak vücudun belli bir sıfatını görünür kılar ve bu sıfat an be an değişir. Evet, bütün mükavvanatın üzerinde, bütün mükavvanatın üzerinde sıfattan sıfata geçişler, sıfattan sıfata değişimler, sıfattan sıfata tecelliyatlar vardır. Bir kez örneğin işte bir ismi şerifi tecelli ettiğinde ardından başka bir ismi şerifi tecelli eder. Ardından başka bir şey, ardından başka, ardından başka veya tamamıyla tecelli ederken her an, her an tecelli eden onun sıfatıdır ve yenidir. Ben şimdi konuşuyorum, konuşurken El-Kelam ismi şerifi tecelli ediyor örneğin. Aynı zamanda da bakıyorum, bakınca da El-Basir ismi şerifi tecelli ediyor. Aynı zamanda da duyuyorum. Aynı zamanda ben duyarken de El-Semi ismi şerifi tecelli etmekte. Ama her an yeni tecelli olmakta. Her an yeni bir ses gelmekte. Her an ben yeni bir sesi görmekteyim. Ve her anda sizin üzerinizde sizi görmekteyim. Alemi görmekteyim. Ve görürken de her an hepinizin de değiştiğinin farkındayım ama değilim. Eğer farkındaysam bu büyük bir hayret. Hayretten hayrete, hayretten hayrete, hayretten hayrete geçiş bu. Perdeden perdeye, perdeden perdeye, perdeden perdeye geçiş dedim bu. Hiçbir perde hiçbir zaman bu yaşadığımız zaman biriminin en küçük zaman birimi kadar kalmaz tecelliyatta. Ve her an değişim ve dönüşüm vardır. Zahir boyutunda makrokozmos sonsuz derecede çeşitli olurken mikrokozmos da batın boyutunda sonsuz derecede çeşitlilik gösterir. Buna normalde ben batın boyutunu olarak görmüyorum. Yaradılan her şey, yaradılan her şey aslında zahir boyutundadır. Bir şeye kün dediyse, kün dediği her şey zahir boyutundadır. Ama bu zahir boyutunu biz görememiş olabiliriz. Biz mesela ehli sufi örneğin rüyayı batın olarak anlamlandırır. Ruhları batın olarak anlamlandırır. Veyahut da levh-i mahfuzu batın olarak anlamlandırır. Bu fakir bunları batın olarak anlamlandıranlardan değil. Bütün kün dediyse, ol dediği her şey zahir boyutundadır. Ol dediği her şey. Ol dediği her şey. Ama biz onu idrak edememiş olabiliriz. Biz onu tanımlayamamış olabiliriz. Biz onu görememiş olabiliriz. Biz onu yok hükmünde görebiliriz. Bizim için batın olabilir o. Ama hakikatte batın değildir. Hakikatte batın olan bir tek Cenab-ı Hakk'ın zatullahıdır. O da tefekkür edilmesi yasaklanmıştır. Varlığa düşen her ne var ise hiçbirisi de batın değildir. Hiçbirisi de. O yüzden buradaki zahir boyutunda makrokozmos sonsuz derecede çeşitli olurken mikrokozmos da batın boyutunda sonsuz derecede çeşitlilik gösterir sözünün ikinci kıtasına katılanlardan değilim. Makrokozmos dediği yani küçük alemden kastedilen şey de her ne yaşıyorsa o da zahir noktadadır. O yüzden onun batın noktası vardır. Batın noktası yoktur. Bireylerin, insanların kendince batınları vardır. Ama o batın değildir. Neye göre batını vardır? Kendisine göre.
Eş değer olarak diğer karşıdaki kimseye göre kendince batını vardır. Ama batın değildir. Neden? Onun üzerinde batın olarak tecelli eden şey yaratılmıştır. Bir kimse gece rüya görür, gece rüyası kendince batınıdır. Hiç kimse o rüyayı bilmiyor diye görür o. Hayır. Allah el-Habir'dir, haber verendir. Onun gördüğü rüyayı Cenab-ı Hak başka bir veli kuluna gösterebilir. Ve ona batın olan şey ona zahir olur. Bir sufi Allah'ı zikrederken hal görebilir. Bu sufice batındır. Sufiyi dışarıdan izleyen başka bir derviş kardeş için de batındır. Ama o sufinin görmüş olduğu hali bir başkası görür. Bir başkasının batın bildiği şeyi bir başkası için zahirdir. O yüzden mikrokozmos denilen insanın batınilinin insana göre, diğer insanlara göre veya kendisine göre batınilinin olduğunu düşünüyorum. Öbür türlü bir kimseyi normalde batın olarak kabul etmemiz mümkün değil. O yüzden bir kimsenin kalbine gelen ilham diğer insanlar açısından batın olabilir. Ama o kalbe gelen ilhamı Cenab-ı Hak bir başkasına aşikar edebilir. Bir başkasına aşikar edince o kimsenin batınına o kimse bu noktada tecelli noktasında aşina olabilir. O yüzden buradaki mikrokozmosda batın boyutunda da sonsuz derecede çeşitlilik gösterir derken ben bunun batınlığının şerh etmek istiyorum. Buradaki şerh etmek istediğim şey bu. Mikrokozmosdaki yani küçük alemdeki batınlık küçük aleminin denklerine göredir. Ama o küçük aleminin içerisinde bir insanı kamil var ise o zaman o kimsenin batınlığı kalmaz. O insanı kamile ayan olabilir. Ki ayan olur. Bu ama peygamberlerde Cebrail aleyhisselamın bildirmesiyle ayan olur. Buna biz vahiy deriz. İkincisi peygamberlerin kalbine Cenab-ı Hak bizatihi sıfatlarıyla tecelli edebilir. Biz buna peygamberlerin üzerinde hadisi kutsi diyoruz. Ayrıyetten rüya olarak peygamberlerin üzerinde tecelli eder. Bu malumdur zaten rüya peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür hadis-i şerifiyle. Bu sabitlenmiştir. Ve ezan-ı şerif herkese batın iken Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerine batın değildi. Bir gün önce rüyasında ezanın nasıl okunduğunu görmüştü. Örneğin. Ona batın değildi. O zaman bir başkasına batındı ama. Ona batın değildi, o rüyasında görmüştü. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri henüz daha ayet inzal edilmez, vahiy gelmezden önce ayetin gelecek olan ayetlerin bir kısmının bildiğine dair rivayetler var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine gidip ya Resulallah bununla alakalı vahiy gelir ümit ediyorum diye sözleri var. Demek ki bir kısım şeyler bir başkasına batın iken bazı kimselere batın değil. Zaten sufilik de bu. Sufiliğin genel manası da bu. Şimdi buradaki bazen buradan örnekliyorum ya buradaki kabristanlara baktığımızda bir başkası için batın. Ama ehli kabre vakıf olan için batın değil. Şimdi doktorlar gene bana diyecekler ki şizofrenik tecelliyat var. Bizim doktor öyle diyor ya Çanakkale'li. Götüreceğim hastaneye diyor. Direkt ilaçlıksın diyor. Direkt seni tedaviye alırlar diyor.
Şimdi desem ki oradaki kabristandaki kimselerle de konuşulur, iş büyüyecek. Bir başkası için batın mı? Evet. Ama konuşan için batın mı? Değil. Bir başkası için batın mı? Evet. Onu gören için batın mı? Değil. Benim bu noktadaki kendimce inanışım şu. Kün dendi. Yani ol dedi Cenab-ı Hak. Ol dendiyse bir şeye ve o olmaması gibi bir şey söz konusu değil. O zahirdir. Onun batını yoktur. Her şey bir bütünün parçasıdır. Varlık olarak bunu kabul edebiliriz. Bütün varlığı bir bütünün parçası olarak görebiliriz. Ama sakın bütün varlığı ondan bir parçaymış gibi görmeyelim. Baştan daha şerhi düşeyim. O zaman bütün varlık ilah deriz. Panteizm bu. Hani bir ara burada güzel bir sohbet yaptıydık. Neydi? Panteizmle sufiliğin arasındaki farklardı. En önemli, benim çok hoşuma gittiydi. İyi bir hazırlıktı o. Yani onu inşallah o sohbeti de bir çevirebilirsek, onu çeviriyorlar sohbetleri. İnşallah bunların hepsini bir kitapçık haline getireceğiz sonra. Sen istemiyorsun ama. Evet, bu sohbetleri böyle bir risale haline, bir böyle kitapçık haline getirip böyle kendimce bu sorular ne kadar devam ederse Hakan Özsaraç'tan sorular ve cevaplar diye böyle bir risale gibi böyle bir şey hazırlamayı düşünüyorum. O kendisi kabul etmiyor ama ben böyle bir şey arzu ediyorum. İnşallah. Çünkü gerçekten sorular iyi hazırlanıyor. Bir hayli iyi süzgeçten geçiriliyor. Sorular da çok hoşuma gidiyor bu noktada. Öyle bir şey yapacağız inşallah. Bu yüzden her bir şeyin bilinen bir makamı vardır. Evet. Her şeyin, yaratılmış olan her şeyin kendi dairesinde bir makamı vardır. Yaratılan her şey. Peki bu makamı nereden tespit edilecek? Kim tespit ediyor? Burası da ayrı bir tartışma konusu. Her şeyin bir makamı var. Bu makamı tespit eden şey ne? Hiç kim istemez ki arş alada bir zerre olsaydı, değil mi? Veyahut da bir ağaç cennette yaşamak istemez mi mesela? Hurma kötü. Ne dedi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri? Dedi ki cennette beraber olmak ister misin? Yoksa dedi burada mı beraberliğimi devam ettirmesi istersin? Kütüğün dillenmesi bir başkasına batındı. Ona batın değildi. Kütük dedi ki kütük dersin sen. Kütük demeye dilim varmıyor ona da. Hurma kütüğü değil mi? Biz kütük deriz. Kütük demeye dilim varmıyor. O dedi ki cennette beraber olmak isterim. Cennete gidecek olan bir kütük var dünyadan. Hurma kütüğü. Bizim için batın ama zahir. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri yanında Hazreti Ebubekir Efendimiz de var, sahabeler var. Hızla kabristandan geçerken hemen bir kabrin başında durdu. Dedi ki duyuyor musunuz? Hayır ya Resulallah. Onlar dediler ki hayır, duymuyoruz. Kim dedi bana yeşil dal parçası getirecek? Hızla koştu birisi bir yeşil dal parçası getirdi. 3 tane kabri şerifin başına parçaladı onu, 3 tane yeşil hurma dalı zipledi. Yani oraya dikti, batırdı. Bu kardeşleriniz dedi,
kabir azabı çekiyorlar. Ve bunların dedi kabir azabı, bir dillerine sahip olamadıklarından, birisi de ayakta bevlettiğinden dolayı. Biri diline sahip değil, gıybet ediyor, dedikodu ediyor, onu buna çemkiriyor, eleştiriyor. Birisi de ayakta bevlediyor, üzerine bevil sıçrıyor, necaset var üzerinde, hep necasetle dolaşıyor. Öbürkünlere batın. Ama Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine zahir. O yüzden her şeyin bir makamı var. Aksine insanların kendileri birer bütündür. Ve ölüm anına kadar kesin olarak belli bir sıfata indirgenemezler. Evet, insanlar bir bütündür birey olarak. Ve insanlar bütün olunca Cenab-ı Hak onun ilmel yakin noktasında lazım olan, bir insana lazım olan bütün sıfatlar onda tecelli eder. Ve belli bir sıfata da indirgenmez. İnsan insandır. Bu dünyadayken insanlar bilinmeyen makamlarda bulunurlar. Ve mükemmelliğe ulaşırlarsa ahiretteki makamları da bilinmez olur. Bu normalde bir kimse, evet, bu dünyada yaşarken mümince bir hayat kurarsa kendince kendisinin bilmediği bir makama ait olabilir mi? Evet. Allah'ın öyle velileri vardır ki onların veli oldukları ne kendileri bilir kendilerini ne de halk bilir. O kimse velidir ama. Ve o kimse herkes gibi yaşar orada. Ama onun makamı yücedir. Rical gayb dedikleri bunlardır. Kendilerinin veli olduklarını bilmezler. Halk da bunların veli olduğunu bilmez. Ama bunlar velilik noktasında öyle çok yüksek derecede değildir. En yüksek derecedeki veli hem kendisinin bildiği hem halkın bildiği velidir. O kimse de kendisinin veli olduğunu bilir. Halk da onun veli olduğunu bilir. Halk nasıl bilir? Rüyayla bilir. Rüyasında görür onu. Veya onun üzerinden bir keramet zuhur eder. Ve halk onu görür. Bakar ki Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışmış, dinini yaşıyor. Halk onun zahiren Kur'an ve sünnete yapışık olduğunu bilir. Rüyasında da onu görürse onun veli olduğunu bilir halk. Herkes bilir mi? Hayır. Ama halkın bir kısmı onun veli olduğunu bilir mi? Evet. Bu en kıymetli velidir. Bir kısmı da halk onun veli olduğunu bilir, kerametini görür. O yine kendi veliliğinden habersizdir. Onun en altı da hem kendisi habersiz hem halk habersiz. Bunların makamları kendilerinin tespit ettiği, kendilerinin tahmin ettiğinin üstünde midir? Evet. Ama bir de bunun tersi vardır. Bu nedir? Herkes dünyadayken onları iyi bir makamda zannedebilir bir kimseyi. Ama o kimse riyadan, gösterişten, şundan bundan yapıyordur. Mahşerde alaşağı olur, cehenneme gider mi? Evet. Hani birisi vefat etmişti. Birisi vefat edince Cüneyd-i Bağdadi hızla onun peşine düştü. Cenaze gidiyor. Talebeleri de hızla onun peşine gittiler. Kimse yok o cenazeyi defnedecek, hani mezarlığa götürecek. Cüneyd-i Bağdadi böyle büyük bir itina ile, büyük bir heyecan ile, büyük bir dikkat ile o cenazeyi defnediyor. Tabii geliyorlar şehre. Ardından birisi daha vefat ediyormuş. Cenazesi şatafatlı mı şatafatlı, tantanalı mı tantanalı. Herkes siyah kocaman gözlüklerini takmış, herkes siyah giyinmiş. O zincirli kuyu mezarlığına defnedilecek cenaze namazı nerede? Şişli, Teşvikiye'de. Teşvikiye'de namaz, zincirli kuyuda defin. Herkes kocaman siyah gözlükler, siyah gözlükler ne kadar kocaman olursa o kadar acı büyük. Bunun gibi.
Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik herkes. Lan dün akşam daha adam meyhanedeydi. Adam inanmıyor. Yıllardan beri inanmadığını söylemiş. İnanmıyor adam. İnanmadığını yıllardır söylemiş. İnanmıyor ya, hakkı değil mi? Evet. Ne zulmediyorsunuz adamı, Teşvikiye Camisi'ne getiriyorsunuz? İnanmıyor adam. Kimisi de beyan ediyor. Benim cenazemi camiye götürmeyin. Yok, biz inat ediyoruz, illaki götüreceğiz. Adam canlansa o esnada, nereye götürüyorsunuz beni? E Teşvikiye'ye. Kardeşim ben size götürmeyin demedim mi? Biz götürüyoruz ama inatla. Biz götürüyoruz. Ya adamın inanmama hakkı var mı? Var. İnanmama hakkı var. Ama yok, biz götürüyoruz, Allah yesin. Bunun gibi birisi vefat etmiş, bütün halk peşinden gidiyor. Cüneyd-i Bağdadi gitmiyor. Peşinden. Talebeler diyorlar ki, efendim filanca vefat etmiş. Filanca. Susuyor mübarek. Biraz daha tabii herkes gidiyor. Sonradan diyor ki, niceleri vardır ki dünyada padişah gibidirler ama ahirette zelil olurlar. Niceleri böyle hiçbir şeye benzetmediğimiz dünyada kimler var, kimseler vardır ki onlar da ahirette padişah gibidir. Bir de işin bu tarafı var. O yüzden bu dünyada iken insanlar bilinmeyen makamlarda bulunabilir. Bu öldükten sonraydı anlattığımız. Bir de ne var? Evet, yaşarken var. Normalde bu dünyada. Bizim gibi yiyor içiyor. Biz de bizden zannediyoruz onu. Ama o insanların bilmedikleri makamdan yiyip içip bilmedikleri bir makamda yaşayabilirler mi? Evet. Zahiren görünürler mi sizin yanınızda? Evet. Ama mana olarak onlar bu dünyaya aitler midir? Hayır. Onlar farklı makamlarda yaşayıp oralarda durabilirler mi? Evet. Böyle yaşayanlar her daim var mıdır? Evet. Cenab-ı Hakk'ın böyle yaşattıkları var mıdır? Evet. Böyle yaşattıkları, yaşadıklarından farkında mıdırlar? Aynen bu üç tane veliyi sıraladığım gibi. Bir kısmı bilir, farkındadır. Bir kısmı bilmez. O bilmeyenler nerede yaşadıklarının da farkında değillerdir. O kendilerince dünyayı dünya olarak da görmezler. Onlar o makamları da kendilerince çok tasnif edemezler. Allah makrokozmos ile mikrokozmosun sonsuz çeşitliliğinde zahir ismi gereği kendini sergiler. Eyvallah. Şimdi geçen paragraftakinden daha farklı bu. Ve Allah'ın tecellileri gerek zaman içinde gerekse mekanda asla tekrarlanmaz. Evet. Katılıyorum. Ama batın ismi gereği hak sabit ve değişmezdir. Buradaki haktan kasıt, hak sabit ve değişmez dedi, Cenab-ı Hakk'ın kendi zatullahıdır. Cenab-ı Hakk'ın kendi zatullahın en önemli isimlerinden birisi de Hak ismi şerifidir. Allah'ın zatullahı bu noktada sıfatsal mahiyette tecelliyatlarda değişken, zatullah noktasında değişken değildir. Allah'ın zatı değişmez. Evet, o da zaten gelmiş o noktaya. Evet. Ama onun sıfatlarının hükümleri, alemi her an yaratan tecellilerin sonsuz çeşitliliğinde ve yenilenmesinde kendilerini gösterirler. Evet. İnsanlar
dış suretlerine nispeten sabit ve değişmezlerdir. Ama düşünceleri ve uyanıklıkları düzeyinde an be an sonsuz bir değişme çeşitliliğine maruz kalırlar. Buna yine bir şerh düşmek istiyorum. İnsanların suretleri de an be an değişir. İnsanların suretlerinin an ve an değişmesi bir zahir noktadadır. İkincisi de batın, makamsal noktadadır. Diğer insanlar onların o suret değişikliklerini göremeyebilirler. Mesela bir kimse zikrullah'a başlamazdan önceki manevi suretiyle, zikrullah'ın ortasındaki manevi suretiyle, zikrullah'ın sonundaki manevi sureti değişir o kimsenin. Bir kimsenin zahiri sureti de zikrullah'ın başı ile ortası ile sonu arasında değişir. Bir kimsenin zahiri sureti an ve an değişir. Bu değişiklik bir önceki andakine benzediğinden dolayı biz onu aynısı zannederiz. Eğer değişmemeseydi 50 yıl sonra o kimsenin sureti 50 yıl önceki sureti değildi. Demek ki değişti sureti. An ve an ona yeni elbise giydirildi. An ve an. Kilo aldı, elbise değişiyor hep onun. Kilo veriyor, elbise değişiyor. Güneşe çıkıyor, elbise değişiyor. Gölgeye gidiyor, elbise değişiyor. Bu işin zahir tarafı. Süt içmeye devam ediyor. Süt içerse elbise değişiyor. Rengi açılıyor. Esmersen işte daha tatlı esmere dönüyor. Örneğin. Zeytinyağlı yerse cildi parlamaya başlıyor. Zeytinyağlı yemezse cildi soluyor. Cilt pörsüyor. Ama zeytinyağlı yerse bütün yemekleri yüzü pırıl pırıl, cildi pırıl pırıl oluyor. Zeytinyağlı sabunla yıkanıyor, yüzü ve cildi pırıl pırıl oluyor. Yok o şampuandı, yok bilmem neydi, böyle kimyasal maddelerden karışmış, kuruşmuş bir sürü neydi belirsiz bir şeylerle yıkanıyor. Cildi pörsüyor onun. Yaşlanıyor. Bir de cildinde tuhaf kokular oluyor. O kimyasal maddeler kalıyor onda. Bir kimse de zeytinyağı kalsa vücudunda hiçbir şey olmaz. Ama kimyasal madde kalıyor üzerinde. Kadınlar bunlardan uzak dursunlar. Erkekler de uzak dursunlar. Kadınlar kimyasal maddelerle yıkandıklarından dolayı erkekler bir müddet sonra kadın istemez hale geliyorlar. O kimyasal maddelerin tecelliyatı veya erkekler o kimyasal maddelerle yıkanıp temizlendiklerinden dolayı bir müddet sonra kadın da onu istemiyor. Çünkü vahşi kapitalist global dünyaya göre onun çok hızlı çalışması lazım. Sabah işe erken gitmesi lazım. Bütün işini, eforunu sarf edip akşama yorgun dönmesi lazım. Her ikisinin de birbirini görmemesi lazım fazla. Fazla birbirlerini görürlerse o zaman kapitalist dünyanın işine gelmez. Çocuk yapmaya da fırsat olmaması lazım. Çok çalışmaları lazım. Çok. Bir sürü deodorant, bir sürü parfüm, bir sürü böyle koku moku her tarafına sıkması lazım herkesin. Bize o böyle ilgi çekiciymiş gibi geliyor o esnada. Sonra vücuda zarar geliyor ve o kimsenin fiziki değişiyor mu? Evet. Kadınlar habire saçlarını boyuyorlar ya. Habire boyuyor. Boyadan boyaya geçiyor. Boyadan boyaya geçiyor. Boyadan boyaya geçiyor. Kadının saçının ne renk olduğunu adam da unutuyor. Adam düşünüyor artık. Evlenirken ben bu kadını aldığımda siyah saçlıydı. Şimdi bembeyaz. Veya sapsarı. Geçen gün gördüm birisi parlament mavisi boyatmış.
Enteresan rengar. Bildiğiniz parlament mavisi. Bir tarafı parlament mavisi yapmış, bir tarafı böyle şey, ne o, vişne türü renginde yapmış. Enteresan, ülkemiz rengarenk. Bunların hepsi de ne yapıyor? Onun fizikini değiştiriyor mu? Evet. O yüzden katılmadım buraya. Çünkü o kimsenin zahir görüntüsü de sabit değil. Mana, o zaten düşünce hiç sabit değil. Bir kimsenin düşüncesini sabitleyemezsiniz. Sabitleyeceğiniz bir tek yer vardır. Orası da Kur'an sünnettir. Sabitleyebilirseniz. Bir de kalbi düşünce vardır. Orayı da sabitleyemezsiniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ne buyurdu? Ya Rabbi, benim kalbimi dininde sabit eyle. Amin. Dikkat edin. Duaya dikkat edin. Duaya dikkat edin. Bize çok büyük bir işaret. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki, Ya Rabbi, benim dinimi, benim kalbimi senin dininde sabit eyle. Amin. Dikkat edin son kelimeye. Senin dininde sabit eyle. Allah'ın dininde. Diyeceksiniz ki bu Allah'ın dininin kitabı ne? Kur'an-ı Kerim. Ama Kur'an-ı Kerim'in gerçek manası Allah'ta. Sünnet-i Resulullah'ın gerçek hakikat manası Allah'ta. Biz zahir bize indirilmiş olan, verilmiş olan Kur'an ve sünnete baktık. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin duasında enteresan bir ince perde var. Bu bencesi. Diyor ki benim kalbimi senin dininde sabit eyle. Kur'an onun dinine gidilecek bir kapıdır, vesiledir. Sünnet-i Resulullah Allah'ın dinine gidilecek bir kapı, bir vesiledir. Kur'an ve sünnet bizi Allah'ın dinine götürür. Tekrar ediyorum. Kur'an ve sünnet bizi Allah'ın dinine götürür. O zaman hep beraber dua etmeliyiz. Ya Rabbi, bizim kalplerimizi kendi dininde sabit eyle. Amin. Burası çok önemli. O zaman bir kimsenin kalbi de değişken midir? Evet. Aklı değişken midir? Evet. Kalbi de değişken midir? Evet. Başka hadis-i şerif. İnsanların kalpleri Allah'ın iki parmağının arasındadır. O zaman o kimselerin, bu insanların da kalplerinin değiştiğine işaret mi? Evet. O zaman insan hem zahir olarak, hem düşünce boyutunda, akli düşünce boyutunda, hem kalbi düşünce boyutunda değişken midir? Evet. Son nefeste imandan küfre düşebilir mi? Evet, değişken çünkü. Son nefeste küfürden imana dönebilir mi? Evet, değişken çünkü sabitlenmiş değil. Bir kimsenin fiziki de sabitlenmiş değil bu manada. Değişkenliğe ait ama kadın erkek olacak, erkek kadın olacak değil. Bu fıtrata aykırı bir şey. Değişkenlik o kimsenin işte trafik kazasında kolunu koparılması gibi. Trafik kazasında bir gözünün kör olması gibi. Değişken mi? Evet. İhtiyarlamak değişkenlik mi? Evet. Çocuğun büyümesi değişkenlik mi? Evet. Arabi bunu şöyle açıklar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah alemi kendi suretinde yarattı demiştir. Buraya da şerh düşmem lazım. Buradaki alıntı benim okuduğum gibi değil.
Cenab-ı Hak alemi Adem'in suretinde, Adem'i de kendi suretinde yarattı. Hadis-i kutsi bu. Arabi'nin füsusunda, fütuhatında da geçer bu. Arabi bunu fütuhatında kendisi de böyle alır, böyle söyler. Burada çevirin yapan kimse bunu nereden aldıysa burada bir sıkıntı var. Hangi kitap? Kim? Amerikalı kim? Profesör? Şiddin. Şimdi burada Allah alemi kendi suretinde yarattı ama dolaylı bir şekilde evet. Ama hadis-i kutsinin metni şu. Allah alemi Adem'in suretinde. Adem'i de kendi suretinde yarattı. Adem'i kendi suretinde yarattı. O yüzden ben insanı büyük alem olarak görürüm. İnsan batın boyutunda değişime maruz kalırken zahir boyutunda sabittir. Yok, kabul etmiyorum. Zahir boyutu da sabit değildir. Bu nedenle insan hem değişime hem de sabitliğe sahiptir. Bir veçeyle an ve an hem değişime hem sabitliğe sabit midir? Evet. Ama bu normalde bu katıldığım şey. Çünkü bir an üzerinde sabittir, bir an üzerinde değişime tabidir. Ne var ki hak zahir ve batın olarak tanıtılmıştır. Evet. Zahir değişime, batın sabitliğe sahiptir. Bu yüzden batın olan hak, insanın zahir boyutuyla zahir olan hak, insanın batın boyutuyla aynıdır. Bu denklem olarak evet. Ama normalde insanın hem zahiri hem batını değişime muhtaçtır, değişir. Cenab-ı Hak zahir noktasında değişime, batın yani Cenab-ı Hakk'ın zatullah noktasında değişimi yoktur. Buna göre insan bir ayna gibidir. Eyvallah! İnsan bir ayna gibidir değil, aynadır. Gibi değildir. Aynadır insan. Buradaki kastım mümin olanlar için geçerli. Çünkü hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kat'i söyledi. Mümin, müminin aynasıdır. Gibidir demedi. Hazreti Muhammed Mustafa Hazretleri gibidir demediğinden dolayı kat'i diyorum. Mümin, müminin aynasıdır. Mümin Allah'ın ismi şerifidir. Mümin, müminin aynasıdır deyince, mümin Allah'a baktığında, Allah'a baktığında kendisini görür. Cenab-ı Hakk'ın da mümin ismi şerifi, mümin ismi şerifi bir kulun üzerinde zuhur ettiğinde, tecelli ettiğinde de Allah da kendi ismini kulunun üzerinde tecelliyatını seyreder. O zaman bir kimse Cenab-ı Hakk'ın mümin ismi şerifinin tam tecelliyatıysa diğer müminlere de aynı olur. Ama her mümin mümine ayna vazifesi görür. O yüzden sufiler derler ki karşıda gördüğün eksikliklerin hepsi de sende var. Derviş kardeşinin üzerine ne eksiklik gördüysen sende var. Etrafınızda ne eksiklik gördüyseniz hepsi de sende var. Kimi eksik gördüysen o eksiklik sende var. Mümin böylece kendisini kemale erdirir. Sufiler şeyhlerine bakarlar, eksikliklerini görürler, kendi eksikliklerini. Şeyhin üzerinde bir eksiklik görüyorsa yine o eksiklik kendisindendir. Mesela rüyasında görür, ya işte Şeyh Efendi'yi sigara içerken gördüm ya, bunu nasıl anlatayım şimdi? Hani Şeyh Efendi'nin eksikliğini gördü o rüyasında. Gelir der, efendim işte hakkınızı helal edin ama işte sizi sigara içerken gördüm. Mesela. İşte şeyhler de bakarlar karşıdaki dervişin durumuna. Hodul bir kimseyse Allah bizi affetsin der. Ne yaptı? Günah işlediğini kendi üzerine aldı. Yok karşıdaki derviş hodul değilse
kemale erecek bir noktadaysa yavrum tövbe et, bu eksiklik sana ait der. Eğer o hodulsa döner der ki ya kendi eksikliğini benim üzerime attı gene. O da hodulluğundandır. Ha olmayacak o. Ve ümitsizlik değil ama zor olacak yani. Zaman alacak. Bunun gibi. O yüzden mümin müminin aynasıdır. Hadis-i şerifi mucibince o yüzden ayna gibidir değil, aynadır. Aynaya bakarken sağ elini kaldırırsan aynadaki suretin sol elini kaldırır. Bu aynaya bağlıdır. Her ayna doğruyu göstermez. Ancak mümin aynası doğrudur. Neden? Ben size binlerce ayna getirebilirim ve o aynaya baktığınızda binlerce Mustafa Özbağ görebilirsiniz. Milyon ayna getiririm buraya. Milyon aynaya bakan kendisini bakarken milyon adette görür ve milyon değişik görür. Milyon değişik görür. Bazen örneklerim, biz böyle 7-8 yaşlarındayken dedemiz bizi İzmir fuarına götürürdü. Allah rahmet eylesin. Bakkal dükkanı var, hem aynı zamanda fuar zamanı gidildiğinde işte İzmir'den kuru bakliyat alınıyor. İşte bütün yıl boyunca satacağı nohut, kuru fasulye, pirinç, şeker, makarna. O zamanlar yeni yeni çıkıyor daha böyle hazır makarnalar. Vita. O zamanlar margarin var, Vita yağı. Gençler bilmez şimdi. Millet tereyağı yerine Vita yağıyor. Bir de diyorlar ki çok şey, ne o? Sağlıklı. Biz Amerika'nın margarinleriyle büyüttüler o nesli. Sana, Tama. Bunlar margarin hepsi de. Millete tereyağı yemeyin, damar sertliği yapıyor. Zeytinyağı yemeyin, ondan sonra işte şu yapıyor. Bir de türkü, zeytinyağlı yiyemem aman da aman. Amerika'nın ne kadar çiçek yağı varsa, margarini varsa Amerikan kredisi olarak geliyor bize. Amerika 10 milyon dolar size kredi açıyor. Diyor ki 8 milyon dolarını size çiçek yağı, margarin, Vita, Tama, Sana uydur kaydır gönderirim. Fransa diyor ki size 10 milyon dolar kredi veririm. 5 milyon dolarını parfüm olarak gönderirim. Ulan gözün kör olmasın. Bizimkiler tarlada çalışıyor sabahtan akşama kadar. Parfümü ne yapacak? Yok. Geliyor 5 milyon dolarlık parfüm İstanbul'da, Ankara'da lüks mağazalarda lüks insanlara satılıyor. Neyle? Krediyle alıyor. Devlet bunu. Yani bize İsviçre bize kredi açıyor. Lan İsviçre kredi açıyor ama bu kadar saat alırsan diyor. Ulan bizim şehirlerin ortasında kocaman bir saat var. Oraya bakıyoruz, saati vakti görüyoruz. Yok, herkesin koluna birer tane Swiss saat olacak. Böyle kredi açılıyor. O zamanlar biz de işte İzmir'e gidiyoruz. İzmir'e gidiyoruz. Gündüzden dedem mal alıyor orada. Mal aldıktan sonra işte öğlenden sonra işimiz bitiyor. Fuara gidiyoruz. Dedem bizi fuara götürüyor. İzmir fuarına meşhur. İzmir fuarında geziliyor işte. Standlar var. Ondan sonra ama en önemli yer ne? Ayna. Giriyorsunuz oraya. Ondan sonra parayla giriliyor. Ayna sizi şişman gösteriyor. Kocaman. Herkes birbirine gülüyor içeride. Birini uzun gösteriyor, birini şişman gösteriyor, birine katlıyor böyle. Sanki göbek dışarıda, gövde gerideymiş gibi. Velhasıl bir sürü ayna var içeride. Her aynaya baktığında kendini farklı surette görüyorsun. Yaşım 7-8. Lazımmış bana sonradan. O yüzden ayna düzgün ve parlak olursa seni tam olarak gösterir. Kolun eksikse kolsuz.
Gözün eksikse gözsüz gösterir seni. Hazreti Mevlana Celaleddin Hazretleri Mesnevi'de der ya, senin aynan neden yalan söylüyor? Bilir misin ki? Dikkat edin. Senin aynan neden yalan söylüyor? Bilir misin ki? Tozlu ve paslıdır o yüzden. Buradaki aynadan kasıt ne? O kimsenin kalbi. Hazreti Pir daha ileri gitti. Kalbi ayna haline getirdi. Ve diyor senin aynan neden haber vermiyor biliyor musun? Neden düzgün haber vermiyor? Neden yalan söylüyor? Neden ilhamın ilham olarak değil, vesvese olarak? Neden kalbinde ilham yok? Neden Cenab-ı Hak senin kalbine ilham etmiyor? Neden Allah'ın kalbindeki ilhamını duymuyorsun? İlham etmiyor demeyeyim. Tövbe ettim, geri döndüm. Neden Allah'ın kalbindeki ilhamı duymaktan uzaksın? O her daim senin kalbinde ilham ederken senin kulağın neden tıkalı? Senin gözün neden kör? Bilir misin? Bu muhteşem bir şey. Tozludur, kirlidir. O yüzden diyor. Bu ne demek biliyor musunuz kardeşler? Cenab-ı Hak her daim sizin kalbinizde ilham ederken, her daim sizin kalbinizde nur akıtırken, her daim sizin kalbinizde sizi irşad ederken, siz bundan habersizsiniz. Ben kendi nefsim için söylüyorum. Sebep? Tozlu da ondan diyor. Kirli de ondan. Hadis-i şerif, kalpler ancak zikrullah, ayet-i kerime, kalpler ancak zikrullah ile mutmain olabilir. Hadis-i şerif, kalbin cilası Allah'ı zikirdir. Zikrin en afdali la ilahe illallah'tır. Kalbin cilası neymiş? Zikir. Zikrin en efdali, hadis-i şerif devam ediyor. La ilahe illallah'tır. Ayna değişti. Mümin, müminin aynasıdır. Bir tecelliyat bu. İnsan, insanın da aynasıdır. Bir tecelliyat da bu. Ama asıl tecelliyat kalbinizde. Aynaya bakarken sağ elini kaldırırsan aynadaki suretin sol elini kaldırır. Bizde hiç öyle olmuyor. Bizdeki ayna sağ elini kaldırınca o da sağ elini kaldırıyor. Tersini göstermiyor yani. Bazı aynalar tersini gösterebilir mi? Evet. Bazı aynalar zıddını gösterir mi? Evet. Aynasına bağlı. Bu nedenle senin sağ elin aynadaki suretin sol eli, senin sol elin de bu suretin sağ eli olur. Her aynada böyle olmaz. Ey yaratılmış şey, senin zahir boyutun Hakk'ın batın isminin suretidir ve senin batın boyutun onun zahir isminin suretidir. Kısmen. Cenab-ı Hakk'ın batın ismi şerifi direkt kendi zatullahına aittir. İnsanların üzerinde batın ismi şerifinin tecelliyatı insanların kendi aralarına göredir. Hakk'a nispetle değildir. Bir kimsenin üzerinde batinliği olabilir. Bize batın gelen olabilir. Ama o gerçek batın değildir. Buradan devam edeceğiz inşallah 3. sayfadan. Ama burada bir paragrafı da alalım. Ondan sonra geçelim. İnsanlar bu dünyada Hakk'ın aynadaki görüntüleridir. Ama bu görüntüler ölümden sonraki ahirette ters döndürülecektir. Buradan devam edeceğiz inşallah. Haklarınızı helal edin.
Bizden yana da helal olsun inşallah. Şuna bir iki soru var. Bunları da bakalım, bitirelim. Kulum beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir toplulukta zikrederim buyurur. Daha hayırlı topluluk hangi topluluktur? Bunu normalde hadis şarihleri, şerhçileri veyahut da işte bunu tefsir eden tefsirciler işte peygamberlerin yanında anar daha hayırlı topluluk olarak. Velilerin yanında aşağı doğru indiriyoruz biz gibi tarif etmişler, tefsir etmişler. Bazen arkadaşlarla buluşmak için sözleşiyoruz. Öyle bir durum oluyor ki son dakikada ben gelmiyorum, vazgeçtim gibi geri dönüşler olur. Eğer ben biriyle sözleştiysem çok acil bir durum olmadığı sürece hayat planlarımı ona göre yapmaya çalışırım ama son dakika böyle bir durum olunca ben çok olumsuz duygular beslemeye başlıyorum. Böyle durumlarda nasıl davranmak gerekir? Ben mi çok önemsiyorum? Hakkınızı helal edin. Teşekkür ederim. Bence önemsenmesi lazım. Bir kimse bir şeye, bu normalde kadınlarda da erkeklerde de böyle olması gerekir. Mesela hele bu zamanlarda daha fazla titiz, ince davranmak gerekir. Çat kapı gitmiyorlar bir yere. Örneğin işte sözleşiyorlar, yarın size geleceğiz, yarın size geleceğiz diyen işte hazırlık yapıyor. Kendince tuzluydu, tatlıydı, sarmaydı, dolmaydı. Ertesi gün gitmiyor kimse. Onun işi çıkıyor, bunun işi çıkıyor. Hazırlıklar meydanda kalıyor. Bunlar İslami olarak uygun değil. Erkekler sözleşiyorlar, yarın filanca yere gideceğiz, eyvallah. Ertesi gün birisi diyor ki ben gelemeyeceğim, ertesi gün diyor ki ben gelemeyeceğim. Program hafta ortada kalıyor. Bunlar uygun şeyler değil. Bir şeye söz verdiğinizde yerine getirin. Bir şeye gidiyoruz dediğinizde gitmeye çalışın. Buluşulacak filanca yerde buluşmaya çalışın. Söz vermedin. Belli değil benim gelip gelmeyeceğim. Eyvallah. Belli değil benim gidip gitmeyeceğim. Eyvallah. Ben gelebilirsem geleceğim. Eyvallah. Ben Allah izin verirse yarın geleceğim. Bakıyorum, bekliyorum. Gelen giden yok. Bu uygun bir şey değil. Allah bizi affetsin. Selamünaleyküm.